Türkan kayınvalidem de bugün hem kendisi hem gelini Merve hakkında açıklamalarda bulunmuş. Ancak sonrasında da o açıklamaların sonrasında da tabii ki eleştiri hedefi olmuş. İzleyelim. İkay gelin benim yanımdan gitti. Ben ondan sonra 7 tane bilezik bozdum. Türkan Hanım, sen koluma bilezik bozdum demekle sen kendi koluna 7 tane bilezik mi yaptın? Bilezik aldım, evet. Gelin gittikten sonra 7 tane bilezik aldım. Aa. Alın terimle. Gelin varken alnın ter olmuyor muydu? Geline de ben baktım. Bakmadı diyor, abarttığına bakmayın. Çalıştım, didindim, çabaladım. Merve'nin arkasını topladım. Para pul yetiremedim. O gittikten sonra rahat erdim. Koluma 7 bilezik bozdum. Gördüğünü alası geliyordu. Gördüğünü alası geliyordu. O gitti, rahat erdim. Gelin varken, gelinin durumu kötüyken ben bilezik alıp da koluma takmam. Siz bütün bunları evde yaşarken, gelininiz, oğlunuz askerdeyken hiç mi ona bilgi vermedi, zor durumdayım? Öyle bir şey olsa, bu kadar kötülük yapsam oğlumu getirmez miydi? Yani o da oğlum... Abarttıkça abartıyor, abarttıkça abartıyor. Oğlunuz askerdeymiş, bunları bozabilirdiniz. Bozmadım. Vermek istemedim, bozmadım. Bunu böyle söyle. Ama gelin biliyor bilezikleri. Biliyor. Gelin de biliyor. Biliyor. O da ne yapıyor? Bunun kolunda bilezik var, bize bakmıyor diyor. Haklı değil mi? Ben ona gel, benim yanımda kal. Benden iç, kendine sen de boz dedim. Askerden geldikten sonra geldi, yanımda kaldı. Merve az bile anlatıyor. Daha yani. Onun detayı var. Biz şimdi geçen gün konuşmadık mı? Senin oğlun askere gitti. Devletten bile yardım almışsın sen, evet, Merve. Evet, devletten. Halbuki devlet kapısından aldım. Askere gittikten sonra 7 tane bilezik takmış. Bir de o bileziklerin sesi çıkmasın diye benim yanıma gelirken üzerine çorap giyerdi. Aa, sesi çıkmasın diye. Ben duymayayım diye sesini. Öyle mi Türkan abla? Evet. Ay yapma ya. Ay nasıl bir şey bu ya? Kapıdan geçerken böyle sallıyordum. Bazen de duysun diye. Alamadım. Süt alamadım. Mama alamadım. Benim çocuğum çok hasta oldu, kızım o zaman. Paramız yok. Devlete götürüyoruz. Devletteki hani tedavi yeterli gelmiyor. Özele gitmemiz lazım. Para bulamıyorum. Annem parmağındaki alyansını sattı. Ben çocuğumu o şekilde doktora götürdüm. Ve kayınvalidem 7 bilezikle geziyor ortada. Övüne övüne. Neden Türkan ablam ya? Ben Merve'den bir istediğim bir şey yoktu. Bak sadece ayol, gelip... Ayol torun. Ben çalışıyorum. Bir açık eve baksın isterim. Yemeğimi yapsın, temizliğimi yapsın. O bana böyle şeyli davrandı. Ben de ona inat yaptım. Yapamadı mı? Yapamadı mı? Yapmadı. Sana dik yapmak dik istemedi. Eve sığdırılmaysan nasıl yapacaksın? Yapmak istemedi. Gitti annesinin evine. Ama sen sürekli bizim yanımızda böyle istemedim, istemiyorum, istemiyorum yaptın. Ona kim bilir neler yapmışsındır. O zaman o da sana kaynaşamaz ki. Her şey karşılıklı. Göstermediği sevginin, yine söylüyorum, saygısını bekliyor. Sürekli bunu bekliyor. Ama ben yapamam artık yani. Ben ne Şimdi kadar yapabilirim bunu? Ben şunu böyle içim içim yiyor. Mesela annesini şikayet ettirmek değil derdim ama vallahi ben kocama mektup yazardım askerde. Ben böyle yaşıyorum, bunu yaşıyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ne yapayım yani? Ben kayınvalidemin ne olduğunu bildiğim için ben her şeyi tedbirli davranıyorum. Her kanıt, her şeyi getirdim yanımda. Şahit, nasıl diyeyim ben size, nasıl anlatayım? Şu an konuşamıyorum sinirimden, öfkemden konuşamıyorum artık. Kırgınlığım, kızgınlığım. Hepsi karıştı birbirine. Ben askerdeyken tabii ki mektup yazıyordum. Bizim zamanımızda öyle telefonlar yoktu. Evet. Yazdığım mektupların da birkaçını yanımda getirdim. Şu an. Evet, burada. Ve bundan kayınvalidemin de haberi kayınvaliden yok. Kayınvaliden okumadım. 18-19 yıldır sakladığım mektuplar benim bunlar. Hiç dayanamam. Ben yanımda getirdim. Eşime yazdığım birkaç satır var. Eğer isterseniz paylaşmak istiyorum Aman, sizinle. Aman dayanamam. Oku. Tüylerim diken diken. Oku. Evet, ay, Türkan abla hazır mısın? Ne yaşatmışsın kıza? Bak mektup var. Ağlarsam kusuruma bakmayın. Bir şey rica edebilir miyim? Kayınvalidenin yanına oturur musun? Tabii ki. O çok yakın olsun sana istiyorum bunları duyduğunda. Yine de vicdanını sızlayacağını düşünmüyorum ama ben onun hani vicdanını sızlayacağını düşünmüyorum. Hala daha 18 yılın üstüne hala bana bu kadar laf edebilen bir insan bilemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim size. 2006'da yazmışım 7. ayda. Gecenin saat 3.40 geçesinde yazmışım. Bebeğin var. Tabii ki bebeğim var. Bebeğim var. Rezil etmeye mi getirdin beni buraya? Rezil etmeye mi getirdin? Bir saniye bir okuyacağım ya. Bir okuyacağım. Müsaade
okuyacaklarından korktu bence. Ne yazıyorsa artık. Duyacaklarından korktu, evet. Aa, kadın. Anlatmadım, bahsetmedim. O kadar çok şey var ki. Şu an yap. 18 yılım bu benim, 18 yılım. Ne yaşadıysam her aşk, şey. Aşk, okur musun şunu? Oku. Ellerim titriyor. Günlerim artık zindana dönüyor. Elbette ki günler geçecek. Gelişin yaklaşıyor. Ama inan bana, günler geçtikçe daha bana edilen işkence artıyor. Ben nedenini bilmediğim halde çok dardayım ve zarardayım. Zordayım aşkım, gel kurtar beni. Senden tek istediğim, gel beni kurtar artık. Senin gidişinle üzülecek bir vakit bile bulamıyorum. Ne kadar zormuş asker yolu beklemek. Gerçi ben asker yolu beklemiyorum. Yalnızca bu işkencelerin sona ereceği günü bekliyorum. Okumasam olur mu? Merveciğim, daha fazla zorlama kendini. Ya gerçekten hayatı film gibi ya. Gerçekten hani böyle filmlerde olur gibi. Bence eminim ki daha anlatmadığı binlerce şey var. Var. Bu bize yansıttığı, böyleyse birebir yaşamış. Benim dilim düğümleniyor gerçekten. Ya içim parçalanıyor. Kayınvalidesi hala nasıl kayıtsız kalıyor? Kayınvalidesi de niye gitti biliyor musun? Bastırıyor. O da aslında artık çok farkında bence. Belki de onların üstü örtüldü sanıyor. Yıllarca hani üstü örtüldü, kapandı gitti sanıyor konular. Ama açtığı yaraların hala kapanmadığını görecek. Bugün ve onu görecek. Utanıyor, üzülüyor bence. Üzülmüyor ha, bence. Üzülüyor. Utanıyor belki ama üzülmüyor. Ben üzüldüğünü düşünmüyorum onun. Ben de hiç üzüldüğünü düşünmüyorum. Türkan teyze hala istemedim, yapmadım diyor. Yani şaka gibi gerçekten. Kendini savunuyor yani, işte öyle. Yani hiç... Her şeyini de öyle söylüyor. Hani sanki daha ileride olsaydı yapardım belki derken bile bence ileride de yapsaydı düğününü gene yapmayacaktı. Yapmayacak. Kadın zaten istememiş bunu başından. Yani resmen zulüm hayatı yaşatmış. Niye evlendin oğlumla diye. Bunu oğlu da yaşıyor, torunlarına evet. Yansıyor. Bütün herkese yansıyor. Tek Merve çekmiyor ki burada. Bak süt alamadım diyor ya. O aynen. Günü ben hala unutamıyorum. O gece uyuyamadım ya. Küçüktüm, çocuktum. Gerçekten çocuktum. Onun çok eziyetini gördüm ben. Kayınpederimden de gördüm, kayınvalidemden de gördüm. Kayınpeder de var. Yani keşke onları da yansıtabilsem. Girmeyelim. Çok biliyor musunuz? Çok, çok acayip konular. Ben az çok biliyorum. Beyhan abla, bir annesin, bir kayınvalidesin ya. Ne kadar istemesen de bir insan evladı var ya karşında. Bir kayınvalide nasıl böyle davranır ya? Yeşim beni biliyor. Yeşim annesinin babasının yanında kalsa bile ben her gün oraya giderim. Çocuğumun ne ihtiyacı var? Kızım senin ne ihtiyacın var? Hayır, bunu bana anlamaya çalış. Yani ne yaşıyor Türkan abla ya? Ben onu çözemedim. Evet. Gerçekten çözemedim. Ben yani gider yalvarırım. Kızım gel, bende kalmıyorsa ne ihtiyacın varsa beni ara. Yeşim beni biliyor. Hüsnü abla ya. Sen de böyle daha hani enerji, hissel, yani senin yorumunu merak ediyorum. Ben biliyor musun Türkan Hanım'a da yani özür diliyorum ama ona da üzülüyorum. Üzülmemem lazımmış gibi geliyor ama ona da üzülüyorum. Hepimizin hayatta farklı kimlikleri var. Evet. Türkan Hanım da genç kız olmuş, o anne olmuş, abla olmuş, teyze olmuş. En sonunda bir kayınvalide kimliği var. Büyük ihtimal o da gelinken iyi muamele görmemiş. Büyük ihtimal o da neyi görmüşse onu uyguluyor aslında. Yani doğru bir model olmadı belki önünde. Sözünüzü kesiyorum, pardon. Ona öyle bir düğün yapmışlar ki belki 3 ay, belki 5 ay kime? Konuşmuşlar kayınvalideme. Evet. Ya. Gerçekten öyle. Yani fotoğrafını da getirdim diye biliyorum ama yanımda onların albümünden aldım geldim. Bir tane bir fotoğraf var böyle altın dolu boynu. O kadar altın dolu. O zaman şey vardır şimdi. O görmüşse, bütün bunları yaşamışsa, buna rağmen çok el üstünde tutulmuş bir kayınvalideyse, senin yaşadığın hiçbir şeyi yaşamamışsa, burada bir kıskançlık var. Neyi kıskanır? Oğlunu. Kocasını kıskanır, oğlunu kıskanır, oğlunu. Erkeğini kıskanır. O erkek onun erkeğidir ve dışarıdan biri, ondan daha zayıf biri, daha güçsüz biri, ben daha güçlüyüm, geldi, hayır bunu kabul etmiyordur. Kızlar, Merveciğim ve izleyicilerim, tabii ki burası bir mahkeme değil, ben de hakim değilim, hiçbirimiz ne haddimize. Evet. Biz dertleşiyoruz, Merve bize anlattığı için biliyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. İnanın ki biz, ya bir sebebi var bu Türkan Hanım'ın böyle davranmasının, bir sebebi var. Çok iyi oluyor biliyor musunuz? Konuşuyorsunuz. Evet, ben zaten bu yüzden. Bak, toplumun kanayan yarası gelin kayınvalide ilişkisi. Bak şu anda belki de gelinine böyle davranan biri bizi izliyor ve bak ne hissediyor. Yani geçmişinde ne yaşadığını bilmiyoruz Türkan Hanım'ın.
yargılamak yanlış, anlamaya çalışıyoruz. Onu da seni de konuşulacak öyle konuşamadığımız da o kadar konu var ki. Gerçekten sen çok güçlü bir kızmışsın. Bak inan ki bu videoyu öyle izle, tamam mı, bir daha? Senin zaferin bu. Bak neredesin şu anda? Gelin mutfaktanın, biricik gelinisin. Teşekkür ederim.